Evet, maçın ardından yapılan açıklamalar bu şekilde. Özellikle Okan Buruk kalitemizin altında bir oyun sergiledik. Bunun nedenlerinden biri uzun ara olabilir diye az önce biz de benzer değerlendirmeler yapmıştık. Şimdi biraz detaylara girecek olursak bireysel performansları konuşmak lazım. Savaş Çorlu, Zaha ve Ziyech özellikle Antalya kampında yaptıkları açıklamalar Zaha'nın çok dikkat çekmişti. Biraz daha zamana ihtiyacım var, biraz daha sabretmeleri lazım. İstatistiklerime bakıldığı zaman kötü bir performans sergilemiyorum şeklinde açıklamaları olmuştu. Ziyech keza araya girmeden önce Kasımpaşa maçında iyi bir performans sergilemişti. Ve netice itibarıyla her iki oyuncu da 11'de şans buldu. Ama bu şansı ne kadar iyi değerlendirdiler yine tartışmalı. Az önce mesela söylediğim bir cümle çok önemli. Oyunun temposunu düşürdüler. Normal şartlarda bu iki oyuncunun kağıt üzerinde oyunun temposunu yükseltmesi beklenirken Galatasaray beklediği verimi alamamaya devam ediyor bu iki oyuncudan. Bir defa bu iki oyuncu da aslında bakarsak sezon başında Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde o tempoyu yükseltmek için alınan oyunculardı. Ama ligde bile bu tempoyu bir türlü yukarıya çıkaramadılar. Hakikaten bu üzücü bir durum yani bakıldığı zaman. Özellikle Zaha bazen istatistikler yanıltabilir. Evet, istatistikler üzerine baktığı zaman kendi performansını beğeniyor olabilir ama bazen bir oyuncu 90 dakika sahada kalır, hiçbir şey yapamaz. Bir asist ya da bir gol atar, sadece o istatistiklerde kalır. Yoksa futbol olarak, oyun olarak bir şey yapmaz. Zaha da bunlardan bir tanesi. Hakim Ziyech bir sakatlık geçirmişti. Geçirdiği sakatlıktan sonra milli takımda sakatlanmıştı, tekrardan döndü. Kasımpaşa maçı performansı hakikaten alkış almıştı ama bazı oyuncular oyuna girdikten sonra daha iyi olabiliyor. Özellikle Hakim Ziyech, Zaha bunları bir süre daha herhalde böyle sanki oyuna artık hamle oyuncusuna mı evriliyorlar? Dün akşamdan sonra öyle ama bu kadar büyük paralara verdiğiniz bir oyuncuyu da ne kadar hamle oyuncusu olarak kullanabilirsiniz? Bence burada hem futbolcuyla hem teknik heyet hem takım arkadaşları artık gelecek sezon takımda kalacaklarsa ki Hakim Ziyech'in sözleşmesi de uzadı otomatik olarak. Dolayısıyla böyle bir sözleşme sezon sonunda imza parası her sene için öyle bir sözleşme yapılmış ki yani bu iki tane oyuncu da maliyetli oyuncu. Bunları kazanmak gerekecek ama böyle onları kazanmak gerekirken takım tehlike arz ederse bu olmaz. Yani ben genç futbolcuyu kazanmak isterim. Bu iki oyuncuya verilen şansı eğer altyapıdan Baran'a vermiş olsaydı ya da işte Hamza Akman, Efe Akman bunlara vermiş olsaydı belki daha farklı olabilirdi. Yani iki tane oyuncunun üzerinde de bakıldığı zaman bundan sonraki ilk Alanya deplasmanında ben ilk 11'de zor görüyorum. İkisinin de hamle oyuncusu olarak daha farklı şeyler yaptığını görebiliyoruz. Kasımpaşa maçı çok net örneği. Orada herhalde Kerem'i görürüz. Kerem de dün oyuna girdikten sonra oldukça etkisizdi. Belki uzun haftalar sonra kulübede kendisini yani çok buldu. Çok iyiydi diyebileceğimiz bir performans yok zaten. Takım halinde çok iyi değildi. Yani baktığım zaman dün akşam üzerinde Solbek mesela Köln önceki maçlara göre daha bir gerilemişti. O alışık olduğumuz bindirmelerini ve uzun ortalarını, kavisli ortalarını çok fazla göremedik. Barış Alper Yılmaz maçın başında sağ bekti ama Hakim Ziyech'in biraz daha iyi içeride oynamasına rağmen yani tek kanat oyuncusuymuş gibi golde de büyük etkisini gösterdi. Sonra 12-13 dakikadan sonra biraz daha geriye evrildi. O da oyundan düşmeye başladı. Hatta Mertens'i Okan Hoca sola attı. Zaha'yı 10 numaraya attı. Yani değişik şeyler yaptı. Takımın dediğim gibi milli arada ya çok iyi çalışmamış ya da vermiş olduğu bir stres, şampiyonluk stresi ya da bu Antalya kampı biraz fazla mı acaba? Açıkçası gereksizdi ya. Hayır, gereksizlikten ziyade acaba hani aileler de oradaydı. Çok böyle aile ortamı, keyifli, hava güzel. Biraz fazla mı rahatlatmış acaba oyuncuları? Ya psikolojik olarak, mental olarak zaten onun için yapılan bir kamptı. Galatasaray'ın buna ihtiyacı var mıydı? Yoktu ama şampiyonluk yarışına giderken aslında bu daha önce planlanan bir kamptı. Yani burada zannetmesin ki 10 gün içinde hemen bir kamp yapalım oldu. Ta ki bu Antalya Spor maçı vardı ligde ilk orada deplasmandaki maç. Orada planlanan bir kamptı bu. Yani sezonun o Ocak ayında ilk devre arası milli takım kampında bir Antalya kampı düzenlenmişti, planlanmıştı. Futbolcular açısından iyi olmuş. Okan Hoca'ya baktığın zaman mental anlamda oyunculara Icardi güzel bir gol attı. Kaçırdıkları var. Onu da konuşuruz. Yani iyi de bir gol attı. Son vuruşları iyi olan bir oyuncu zaten. Kaçırdığı attığından daha zordu bir tane vardı tam direğin önünde. Ama bu Galatasaray Okan Hoca'nın dediği gibi ben de bir performansı beğenmedim. İç saha performansı olarak da bize yakışmadı. Alanya Spor maçı öncesi, Süper Kupa maçı öncesi belirsizlik var. Eğer Süper Kupa olacaksa herkes biraz daha farklı olmak zorunda. Mertens oyunun belli bölümlerinde çok fazla sorumluluk aldı. Yine o yaşına rağmen o kadar sahada kalması, neredeyse 90 dakika sahada kalması. Çok şık bir orta yine kornerden de olsa. Yani dün üzerinde baktığımız zaman son haftaların formda oyuncularında bir düşüş vardı. Bu arada Ziyech'in gösterdiği tepkiye ne dersin? Çıkarken krampon tepkisi.
Yani bunlar olmaması lazım. Mesela 5. değişikten... Yani çıkmasına mı tepki gösteriyor yoksa beklediği performansı sergileyemediği için kendine mi bir en kolayını, kızma? En kolayını söyleyeyim sana. Acaba? En kolayı şu, ben kendime kızdım olacak. Bu daha defalarca bazı futbolcular vardı. Daha önce Zaha da performansına kızdım demişti. Bir sorsanız kendinize şu anda öyle diyecektir. Ama ben de diyorum ne oynadın ki böyle bir tepki. Yani bu tepkiyi keşke sahada versen. Bazen kötü oynarken de sahalar futbol oyuna böyle bir agresiflik katar. Kendi kendine kızar. Daha iyisini nasıl yapabilirim diye. İki oyuncudan da ben onu göremedim. Yani beşinci oyuncu değişikliği sıkıntı... vardı mesela Barış Alper Tete'den sonra. Ben Sergio Aurier'de mesela soyunma odasına giderken gördüm. Kalacaksın orada. Sen niye orada gidiyorsun ki? Ben tribünden mesela kameralara yansımamış olabilir. Maç devam ediyor. Beşinci oyuncu değişikten sonra o zaman herkes beşinci oyuncu değişikliği 70'te biterse bütün herkes soyunma odasına gitsin o zaman yani. Zaha ile Ziyech'in performanslarına dair Serdar Sarıdağ sen ne dersin? Yani tabii onların bu seneki performansları hayal kırıklığı. O kadar bütçeye böyle bir karşılık tabii ki hayal kırıklığı. Yani Hakim Ziyech'te sakatlık söz konusu da var. Kabul ediyorum ama sakatlık olmasa da bence performansında gelgitler olacaktı. Tıpkı Zaha'da olduğu gibi. Yani bu tür oyuncuları aldığınızda hani bir isim çıktı. Rafa Silva herhalde değil mi? Evet. Yani beni heyecanlandıran bir isim değil demiştim. Nasıl heyecanlandırmaz seni falan diye. Zaha'ya da öyle dediler. Hakim'e de öyle dediler. Rebic'e de öyle dediler. Efendim Dzeko'ya da öyle dediler. Herkes öyle diyorlar. Ama neticede o istediğiniz performansı, beklediğiniz performansı alamıyorsunuz. Biz artık isim transfer ediyoruz. Belki Rafa'da tam tersi durum olabilir. Belki çok iyi olabilir başka takımların da listesinde ama ben açıkçası artık böyle daha genç işte kulüplerin üreten futbolculara daha sıcak bakıyorum. Ama onu tercih etmiyorlar. Çünkü taraftar başka şey istiyor. Artık taraftarları teslim olmuş kulüpler. Eskisi gibi değil. Mantık yok transferlerde. O yüzden bu ikinci oyuncunun performansı artık ders olmalı herkese. Yaz transfer döneminde inanılmaz havalar atılmıştı ama olmadı. Yani Şampiyonlar Ligi'nde kurtarıcı olmasını beklediğiniz oyuncular şimdi hamle oyuncusu olarak çok dahi bir şey. Tartışılan çünkü, bir konuda. Çünkü bu ülkenin spor medyasında analitik zekaya sahip çok az insan var. Yani bu hakaret falan değil. Doğruyu söylüyorum. Ben de bu cümleyi kurmayı çok yani bazı insanlar zeki olmayabilirler ama en kötüsü zeki olmadıklarının farkında değiller. O daha kötü bir şey. Ya bunlar belli. Geçmişte örnekleri var. Siz orada taraftardan etkileşim almak, takipçi arttırmak, size sosyal medyada hani derler ya öldüğünüz zaman cebinizdeki parayı götüremiyorsunuz. Ben buradan da söyleyeyim de öldüğünüzde sosyal medya takipçilerinizi cennete veya cehenneme götürmüyorsunuz. Bunu artık öğrenmeler lazım. Hakim Ziyech sağlık kontrolünün sıkıntı çıktım, tweet attım. Bana söylemekleri kalmadı. Ben hani Galatasaray düşmanı olsam derim ki o zaman bırak alsınlar. Değil mi? Bak almaması yönünde bir tweet attım. Almayın anlamında. İşte gelen sonuç ortada. O zamanki Galatasaraylı arkadaşlar böyle çok iyi Galatasaraylılar falan. Bu Beşiktaş düşmanı falan diye şey Galatasaray düşmanı diye algısını yaptılar. Galatasaray'a en çok sen zarar verdin. Hem medyadaki hem sosyal medyadaki troller. Bir de utanmazlar. Yani diyoruz ki adamlara bak günaha giriyorsunuz, iftira atıyorsunuz. Öyle bir yer var mı diyor bir de bir tarafta diyor. O dalga da geçiyorlardı. Şimdi sezon sonunda bu arada az önce söyledik Ziyech'in sözleşmesi uzadı. Zannediyorum Savaş'ın haberiydi. Eğer sakatlanmazsa sezon sonuna kadar devam edilecek diye. Bak, ya bu Ziyech'le devam edilir, sakatlanmadı diyelim. İlk yarıda bir örnek verelim. O kurtardı geçti artık. Bu şeyin Gezal'ın performansı. Arada hazırlık maçları falan. O goller moller falan. Kontratı da opsiyonu da kaldırttı. Hakim Ziyech'in en iyi performansı nerede? Dünya Kupası'ndaydı değil mi?